Alo. Alo. Zeynep, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu Fadik ya? Eğer ölüm kalım meselesi değilse bak. Vallahi kapatıyorum telefonun suratını. İyi, eyvallah. Seninle ilgili değil zaten, benim sorunum. Benim sorunum mu dedi o? Alo. Fadik, sen benim sorunum mu dedin? Evet. Biz ne zamandan beri sorunlarımızı kendi çabalarımızla çözer olduk Fadik'ciğim? Ölüm kalım meselesi değilse senin suratına kapatacağım dediğin andan beridir Zeynep'ciğim. Sen bana tavır mı yapıyorsun sabah sabah? Ne tavrı ya? Of. Zeynep pasta yarışması bugünmüş. Ve benim mal ablam davet yemekte bunu çöpe atmış. Şimdi geçti elime. Yani. Yanisine kızım ya. Uçtu gitti işte yarışma. İlk üçe girenlere yüklü miktarda ödül vardı. Ya onu kaybettiğime mi yanayım? Ya bu kadar bekleyip şu yarışmayı kaçırdığıma mı yanayım? Yoksa gerizekalı bir ablam var, ona mı yanayım bilemiyorum şu an. Ay Fadik, bağladın yine makinalı ya. Tamam dur, hallederiz, sakin ol. Nasıl? Kaçta bitiyor bu yarışma? Akşam 5'e kadar profesyoneller için elemesi varmış. Gündüz ev hanımları içinmiş. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen kalkıp hazırlanıp bize geliyorsun. Tamam mı? Akşam 5'e kadar sana 5 tane pasta yapıyoruz. Ya Zeynep, Zeynep öyle olmaz bu iş. Böyle Fatih'e yaptığımız pastaya benzemez. Şekilsiz, şemalsiz bir şeyle katılamam ben bu yarışmaya. Hadikciğim, konuşana kadar çoktan çıkmıştın evden. Hadi bir saate bizde ol, itiraz istemiyorum. Kapatıyorum, bay bay. Tamam. Ne tamam ya? Nasıl ben bir saat içinde orada olacağım? Anne! Anne! Fatih kalk. Hmm. Ha ne ya? Hadi kalk. Fadi'ye yardım etmemiz lazım. Zeynep bırak. 3 ay uyuyacağım. Fatih'ciğim, Fadi'nin bize ihtiyacı var. Ona yardım etmemiz lazım. Hadi kalk lütfen. İyi, ara Mete'yi, halleder o. Fadik olmasaydı biz şu anda bu yatakta beraber yatıyor olamayacaktık. Ona borçluyuz. Hı. Bak ben şimdi gidip seni uyandıracağım. Tamam mı? Ben dönene kadar da sen kalkmış hazır olacaksın. Duydun mu beni? Hı. Ya... Kime diyorum ben? Ha? Kime diyorum? Soğuk ya. Ya bu ne aksiyon aksiyon habire ya. Vallahi canımdan bezdim ya. Sürekli kargaşa, koşuşturma. Birazcık dinlenelim. Zeynep gel, yasak kız. Gel yakışık. Gel gel. Mustafa, niye mesaj atıyorsun bana? Acil bir durum var Fatih Bey. Ya ben sana ulaşırım, niye mesaj atıyorsun? Tamam ama yalnız görmeniz gereken bir şey var. Ne? Biraz önce geldi, bakın. Düğün akşamı orada neler olduğunu biliyorum. Sizi görüyorum, izliyorum ama siz beni asla göremeyecek ve ulaşamayacaksınız. Bu ne? Fotoğraf var burada. Lan! Nereden çekmiş bunu? Kim bu? Vallahi işin rengi değişti Fatih Bey. Herkesten şüphelenmeliyiz efendim. En yakınımızdakilerden bile. Huhu. E işte. Günaydın. Yok artık. Ya günaydın. Ne haber? Zeynep nerede? Evde. Ha, ben gidiyorum. Hı. Tamam. Vay kardeşim, hoş geldin, hoş geldin. Hoş... Oha Mustafa, şuş. Bak gidiyorlar, hadi yetiş. Oğlum dur, ittirme lan, ne oluyor? Zeynep ne yapacağız şimdi? Pasta yapacağız Fadik'ciğim. Tamam, tabii pasta yapacağız da. Nasıl yapacağız biz bu pastayı? Ben heyecandan bildiğim her şeyi unutmuş durumdayım. Üniversite sınavı mı bu ya? Alt tarafı bir pasta, yap geç. Bence karışma Orhan. 3 kadına karşı teksin. Boş ver.
Neyse, şimdi. Ben diyorum ki, yani bence, tabii sen daha iyi bilirsin ama... bence böyle meyveli bir şey yapalım. Böyle hafif olsun. Böyle minicik bir krema, biraz böyle badem, fındık falan. Böyle katman katman yaparız. Her katmana farklı bir meyve kullanırız. Ne dersin? Vallahi güzel olur. Tamam. Yetiştirebilecek miyiz? Tabii ki de yetiştireceğiz. Selin'ciğim niye yetiştiremeyelim ya? Dünya kadar vaktimiz var bizim. Ya kızlar. Ya ne olur şu pastayı yapıp yetiştirelim. Başka bir şey istemiyorum. Nasıl yaparsak yapalım ne olursunuz. Kızlar hadi. Hadi bakalım herkes işin yoluna tutsun. Meyveleri alalım. Şu masaya doğru gidelim. Soyalım onları. Orada halledelim. Geliyorlar oğlum. Kaç oğlum kaç. Yoksa başımıza iş çıkacak. Enişte. Evet tamam oğlum ben de eniştemle Selim'e bakacağım o zaman tamam mı? Ha? Selim'e? Ya abla o gitti ama. Otur. Otur. Tamam oturayım. Ya abla. Sen dur. Daha dur. Kızım ne yapıyorsun ya? Ne bu önlük falan ya? Ya tamam yapayım. Ne yapacağım ben ya? Ne yapabilirim ki? Ne yapacaksın biliyor musun? Şunları soyacaksın sonra da miksere atacaksın tamam mı? Hadi. He ha, tamam. Şu filmleri de alsana Selim. Kaldı. Düzeltilmeyecek hiçbir şey yoktur. Bir dost. Ne? Ne oldu be? Bir şey olmadı ya. Şey, şarjım bitmiş. Şarj ettim de. Yanımda yok. Önden şey yok. Hop. 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 Mutfaktan nasıl kaçtık ama oğlum? Ne yapacağız canım orada? Baba oğul takılıyoruz işte. Değil mi? Ah ah ah. Aman baba oğul ne güzel oynuyorsunuz siz bakayım ha. Maşallah benim torunuma maşallah. Aa Mukaddes. Gel. Gel de torununla biraz ilgilen. Hiç değilse başkası için iyi bir şey yapmış olursun. Anneciğim ne gerek var? Baksanıza babası ilgileniyor işte. E canım sen torununla ilgilenirken ben de kendi torunumla bir kahve içip biraz dertleşirim. Değil mi Fatih? Hadi. Olur. Oğlum biz babaanneyle bir kahve içeceğiz. Sonra bir yerde buluşalım. Tamam mı ortak? Gel bakayım buraya. Hadi Fatih. Hadi bakalım. Ay. Şuna bak. Ay sevimsiz şey. Efendim kanka. Mete neredesin ne yapıyorsun şu an? İşe gidiyorum. Tamam ne yapıyorsan bir an önce bırakıyorsun işini ve Fadi'nin sana ihtiyacı var. Bizim eve geliyorsun Akçaabat şurubu alarak. Akçaabat! Duydun o şuruptan alarak fırla gel hemen bizim eve. Fadik ben. Tamam hemen uçuyorum kapat geliyorum ben. Hallettim. Yani kurban bile kesebilirim. Hatta Orhan'a bile iyi davranacağım Allah'ım. Görüyor musun? O kadar çaresiz durumdayım. Bu var ya bu cüce göründüğü kadar da yerin dibinde var bu cüce. Kim bilir nereye gitti? Allah'ın cezası. Anne. Ne yapıyorsun burada? Selim nerede? Selim Hacer'in yanında yavrum. Ay altına kaka yapmış ay kerata. Ay ne şeker kerata o. Bayılıyorum vallahi ben ona. Ya onun altına yap ona poposunu öperim ben. Gidiyorum şimdi. Ne? Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Yanlarına gidiyorum. Yok çocuğum niye yanlarına gidiyorsun? Bu dar günde sen karınla arkadaşını niye yalnız bırakıyorsun? Çocuğum ne işin var orada? Ay ben babaannesi olarak ilgileniyorum canı gönülden vallahi. Anne sen iyi misin? Bir şey mi oldu bak korkutuyorsun beni. Aa aşk olsun Fatih vallahi kırılıyorum ben yani. Ay biricik torunumla ben ilgilenmeyecek kadar yani zalim miyim Fatih? Hadi çocuğum, hadi yavrum sen git. Şimdi Hacer getirecek, biz böyle torununla bir güzel bahçede temiz hava alacağız yavrum, hadi. Ya işte bu. Mukaddes Şekerci Zade'den görmek istediğimiz hareketler bu anneciğim. Ben sana böyle ol dedim, gel bakayım. Gidiyorum o zaman.
de bu böcek? Biri bastı da ezdi mi yoksa bunu? Mukaddes. Mukaddes. Artık elimden, kurtulamayacaksın Mukaddes. Birileri kapıyı açık bıraktı da bu çocuk dışarı mı çıktı acaba? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah korusun ya Rabbim. Selim. Selim. Ne zaman bir çocuk baktı ki bu kadın şimdi bakabilsin? Yani. Yok, yok, yok yavrum Selim. Hay Allah'ım ya, resmen 10 yıl yaşlandım. Ya bütün anti-agentlerim boşa gitti. Yer cücesi, seni bir bulayım. Ay! Kanka oğlum yürüyor. Yürüyorsun ya. Koy koy bak koy. Görmen lazım bak. Ya. Bak bak gel. Yeğenime bak ya. Öyle gidiyor öyle. Oraya gidiyor. Maşallah benim yeğenime ya. Oğlum. Oğlum yürüyor musun sen? Ay ben fıtığı oldum ben. Hadi kızlar. Şurup da geldi. Aslansın bir hadi. Hadi hadi. Getir. Sen babaannesi yürüdü. Tamam tamam hadi gel gidelim odamıza gördüğün. Ay Selin tamam telaşlanma sen yavrum. Dur telaşlanma ama ki dokunmayın beni kaldırmayın böyle. Ağlama yavrum beni de ağlatacaksın ağlama Selin'im. Selin? Gitmişler. Allah'ın cezaları. Bunu biz mi yaptık? Çok güzel görünüyor. Evet. Yaptık. Bunu biz yaptık. Sana başaracağız demiştim değil mi? Gerçekten başardık. Tamam. O zaman hazırlanın. Hadi çıkıyoruz çabuk. Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Ya bu şaheserin bir adı olmayacak mı? Ya abi bu şaheserin bir adı var. Pasta. Yaş pasta. Heh. Orhan hüdüklüğüyle noktayı koydu. Aşk olsun. Vallahi aşk olsun senin vallahi. Yok yok öyle değil. Pastanın adı aşk olsun. Aşk mı? Evet. Birbirine aşık bir sürü el değdi bu pastaya. Bence bundan daha güzel bir isim olamaz. Ya Fatih. Fatih doğru söylüyor. Evet arkadaşlar. Beraberce yaptığımız bu pastamızın adı kayıtlara aşk olarak geçsin. Çok az zamanımız kaldı. Hadi. Tamam tamam hadi hadi, hadi çabuk 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 çabuk. Aa, benim bir Selim'e bakmam lazım. Ama ben geliyorum. Tamam tamam var, 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 pasta var mı? Pasta diyorum ya kutu var mı? Evet, kutu gibi bir şey. Aa, aman çocuklar yetişecek misiniz acaba? Yetişiriz babaanneciğim trafik yok son dakikaya oradayız biz. Hadi bakalım ama dikkat edin dikkat edin. Çek çek çek. Geç. Şimdi bak plan şu. Sen bin, ben pastayı sana vereceğim. Sonra ben arabaya bineceğim. Sonra pastayı senden geri alacağım. Tamam mı? Hadi bin. Aman dikkat edin çocuklar. Sakınan göze cep batar derler. Ah,
Ay siz bilmiyorsunuz ben ne kadar bahtsızım. Gülsüm Hanım'ın babaanneciğim ya. Ay canım benim. Hadi bakalım çabuk dikkat edin, dikkat edin. Zeynep! Zeynep hadi! Zeynep neredesin ya? Ay çabuk. Geç kalacağım. Zeynep! Hay Allah. Ha. Ya bu kadın sürekli böyle. Meryem Hanım değil mi bu? Evet babaanneciğim, ta kendisi. Allah Allah. Bunun başka eşi dostu yok mu evladım sürekli burada? Zeynep! Zeynep! Ha, merhaba Gülsüm Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ha, teşekkür ederim, iyiyim. Ben çocukları görmeye geldim. Yani duyduğuma göre hapishane falan bayağı tatlı şeyler olmuş. Merhaba, o bir dönemdi geçti. Şimdi bizim acelemiz var, gitmemiz gerekiyor. Zeynep! Zeynep! Zeynep geldim işte. Hoş geldiniz Meryem Hanım. Merhaba Zeynepciğim. Nasılsın? İyiyim, siz? Duydum başınıza gelenleri. Ben de geçmiş olsun demek için geldim. Merhaba. Çok affedersiniz ama bizim gerçekten yetişmemiz gereken bir yarışmamız var. Zeynep, hadi canım ne olur hadi. Evet Zeynepciğim, hadi gel. Fatih'cim ayıp oluyor. Ya, yok. Meryem Hanım, Fatih'in kusuruna bakmayın. Acelemiz vardı, görüşürüz. Rica ederim Zeynepciğim. Buyurun içeri girelim. Ben müsaadenizle gideyim Gülsüm Hanım. Vakitsiz bir zamanda geldim galiba. Ya canım dost ziyaretinin vakitsizi mi olur? Buyurun bir kahve içip sohbet ederiz. Hem size bazı şeyleri sormak istiyorum. Öyle mi? Peki bir kahve içelim o zaman. Buyurun lütfen. Bildiğin başka bir yol var mı? Yok. Ne oldu ki? Ya ilerisi biraz kızarıyor da navigasyona göre. Ne? Bakayım. Trafik mi var? Eyvah ben biliyordum. İşte şimdi tıkanacağız orada. Hiçbir yere gidemeyeceğiz. Yetişemeyeceğiz yarışmaya. Ben biliyordum işte ya. Ay Fadik'cim bir dur sakin ol ya. Yetişeceğiz evet tamam. Evet ya. Fadik sakin ol tamam. Evet. Yok mu başka bildiğin yol? Yok vallahi sadece bu yolu biliyorum. Sana bir şey diyeceğim. Hı. Bu Meryem Hanım niye gelip duruyor bizim eve? Gelmesin ya. Ay Fatih ne demek gelmesin? Kadın başımıza gelenleri duymuş gelmiş işte. Aa. Ya eşimiz değil, dostumuz değil. Sürekli bizim evde. Allah Allah. Sanki seni görmeye geliyor kadın. Kime geliyor? Sana mı? Tabii ki de beni görmeye geliyor Fatih'cim. Niye? Ay sence niye Meryem Hanım beni görmeye gelebilir? Niye? Ay, bendeki cevheri gördü de ondan. Kadın ileride benimle ortaklık yapmak istiyor. Ha doğru. Doğru ondan. Zeynep, bana bak. Bak sen bizimle ortak olmadın. Eğer gider o kadınla ortaklık kurarsan, bak vallahi senin arkadaşlık listemden silerim. Bak vallahi arkadaşlığımız biter. Fadik'cim, biz derken neyi kastediyorsun? Yani ilerisi için bizimle ilgili planların ne acaba? Ya hayırlısıysa eğer şu yarışmadan birinci çıkarsan, işte o zaman benim planlarımı göreceksiniz. İnşallah. Enişte. Ne oldu? Ya şu an benim istikbalim senin o ayağının altında. Lütfen gaza basar mısın? Bas gaza enişte. Bas enişte. Enişte bas. Bas enişte. Bas enişte. Enişte bas gaza. Panik yapma. Allah Allah. Ya sen ki evrene sürekli pozitif enerji yollayan bir kızsın. Derin derin nefes al. Al ver. Al ver. Al ver. Al ver. Al ver. Ne yapıyorsun? Doğurtuyor musun kızı? Ya panik olmasına engel oluyorum. Lan o. Ben pasta iyi mi? Tamam sakin. Tamam ben de. İyi mi pasta? Evet ben tuttum onu. Tuttum. Kuşum benim be. Oh. Ya yoldan ayırma gözünü lütfen. Tamam. Bir bakacağım bu pasta. Aslanım benim ya. Mete. Ya sen bir tanesin ya. Oh. Fatih. Hı. Yol. Ya, tamam yol. Sence yetişebilecek miyiz? Vallahi senin hiç öyle durmuyor. Yapma ya. Vallahi. Ama Fadik çok üzülecek. Ya tamam anlıyorum üzülecek de yani alt tarafı bir pasta ya. Hem zaten tadına bile bakmadık daha. Öyle değil mi? Biz denedik vallahi gayet güzeldi. İster misin kazansın? Ya
Ya tabii kazansın canım, kazansın. Ben bir şey söylemiyorum da yani. Dediğim gibi yani pasta yarışması yani. Ödülü ne bunun? Yani öyle çok bir şey değil. 30.000 lira. Ne? Ne? Erişte! Bas gaza! Bas gaza! Ya, tamam tamam Orhan, panik yok. Al ver, al ver, al ver, al ver. Aa yeter be. Ha? Delirdiniz soplucana. Geç şu arabayı, solla şunu. Tamam tamam. Hayallerim, geleceğim, tüm planlarım bitti. Hayır. Hayır, bitmedi. Bugünün finali böyle olamaz Fadik, bitmedi. Var. O elinizdekiyle mi katılacaksınız? Evet, bununla katılacağız. Hanımefendi, siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Ya böyle sunum mu olur? Ben bunun tadına bakabileceğimi hiç sanmıyorum, kusura bakmayın. Bu pastanın adı aşk. Aşk. Tı. Aşktı. Yani böyle aşk konsepti mi olur hanımefendi? Bu böyle eciş bücüş bir şey. Karmakarışık, darmadağın. Aşk dediğim böyle çiçekli, böcekli, renkli falan bir şey olur yani. Aslında aşk tam olarak böyle olur sayın jüri. Darmadağın, karmakarışık, inişli çıkışlı, bazen sakin, bazen tutkulu. Bu pasta aslında çok güzeldi.
Tam sizin dediğiniz gibi aşk konseptine uyuyordu. Kalp şeklindeydi, çiçekli böcekliydi, renkliydi. Ama sonra Mete pasta yere düşür. Sonra yere düştü. Kırıldı. Parçalara ayrıldı. Aşık olan bir kalp gibi. Tıpkı bizim gibi. Darmadağın oldu. Ama biz onu sevgimizle bir araya getirdik. Kırıklarını içine sakladık. Aşk da böylelikle yeniden doğmuş oldu. Bu pastanın adı da aşk yeniden oldu. Bu pastanın sahibi aslında Fadik. Fadik gel buraya. Gel, gel buraya. Yani yarışmacınız o. Şimdi bakacak mısınız pastanın tadına? Bakalım bari. Yerinize geçebilirsiniz. Çok teşekkürler. Ve kazanan aşk yeniden.